Evet herkese merhaba, ben Akın. Bugün Minecraft'ta Skyden'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son sanırsam burada bir mob trap tarzı bir şeyimiz vardı, zaten oyunun bize daha önceden vermiş olduğu. Buradan da taş kazıyorduk ki ben videonun dışında baya bir taş kazdım. Ki bu videonun içinde hem size hem beni baymasın diye. Bakalım ne kadar kazmıştım. En son bu arada bu modun ağaçlı modun adını da hatırladım. Timber mod, en alttakine vurduğun zaman pop hepsi düşüyor. Ki şu üsttekiler biraz problemli. Hemen bunları indireceğim sonra ardından. Şuralara şöyle kat çıkmayı planlıyorum. Böyle hem daha güvenli olsun diye. Ve burada bir Spider-Man'imiz şov yapıyor sanırsam. Neyse. Oradan sonra da şuradaki mekana doğru yol alacağız. Cidden o şov yapıyor yalnız. Acaba önce bir şu moblarımı öldürsek ve şu yolun etrafına böyle bir güvence sistemi yapmayı planlıyorum. Yoksa bunlar bana problem yaşatacak gibi geliyor. Düştüğümde eşyalarım gitmiyor, evet tamam da. Yani en azından böyle yani güzel, güvenli, hoş, tatlı, şekilli şukullu şekil bir aşağı düşüyorum mesela. Yeniden doğu. Şuradan şöyle bir el bombamız olacaktı. Bir grenade yapıştıracağız oradan aşağı. Niye öldü bunların hepsi? Bir tane daha minyum şart çıktı. Çok güzel. Bu burayı geliştirmemizde minyum stone elde edebilirsek çok işimize yarayacak. Evet, şimdi öncelikle ilk olarak dediğimiz gibi şuradaki dalgaları önce yaprakları dövmek suretiyle indireceğiz. Birazcık odun elde etmek amacıyla ağaç döşemeyi planlıyorum öncelikle. Şöyle yani evimiz için en azından güzel bir görüntü elde edelim. Yani değil mi gençler? Bu arada Minecraft oynamamın tek sebebi sizin düşüncelerinize önem vermem. Yani yaptığım oynaması önce en çok Minecraft istendi. Her ne kadar iyi oynayamasam da oynamaya çalışıyorum elimden geldiğince diğer oyunların yanı sıra. O ne lan? Heh, elma. Evet, iki tane de odunumuz kaldı şimdilik. Onları da hemen indirelim. Blık. Şu Minecraft'ın iç karartıcı müziklerinin yanı sıra güzel müzikleri de var. Biraz da bize onları dinletsen oyun. Şu chest'in de içindekileri aldıktan sonra kırmak istiyorum. Bu arada taş stoğu, evet. Yaklaşık 2 stack taşımız var. Kaç? 1, 2, 3 desek. Evet, 3 stack taşımız var yaklaşık. Şimdi öncelikle şuranın etrafını kapattıktan sonra şuraya bir chest araya yaparım. Şöyle iki tane chest koyarız kenarıya. Şöyle havada bir chestimiz olmasından iyidir. Şu sahneyi de indiririm aşağı. Bu arada bir yorum gördüm. Taşları şey yap dedi. Half cap yapın dedi. Half cap miydi? Ne deniyordu ona işte. Taşı koyunca şöyle. Nasıl yapıyorduk bunu? Evet, şu şekilde yapınca normal taşın iki katı taş elde ediyorsun. Ki gayet mantıklı geldi bana. 3 taştan 6 taş elde ediyorsun. Yol yaparken daha mantıklı ve daha az masraflı olabilir. Yani buradan oraya yol çıkarken o yöntemi kullanacağım. Yorumunda kim attıysa teşekkür ediyorum. Sizden gelen yorumlar gerçekten daha kolaylaştırmama, işimi kolaylaştırıyor daha doğrusu. Neyse. Şöyle bir taş yapalım şu etrafı, değil mi? Şekil şukul olsun. Buf. Gerçi taşımız çok yok. O yüzden biz şekil şukulu boş verip odundan yapalım. Şekilde bir çerçeve çıkacağım öncelikle evimize. Şu şekilde. Bir dakika, burada bir yanlışlık mevcut. Ne oldu? Bu ne? Bir dakika, kafam karıştı.
Şöyle olacak. Bir de şöyle olacak. Evet. Buradan devam ediyoruz. Her şey simetrik olması açısından. Şu şekilde. Hop. Şu odun stoğumuz bol olduğu için bir problem olmayacak. Odun kullanmamız hatta bizim için daha iyi olacak. O yüzden odun kullanıyorum. Güzel oldu gibi. Şu yol içinde şurayı kazsak bence güzel bir yol buradan çıkabilir. Tamamdır. Peki bu şey odunlardan yapılıyor mu? Ha, odundan da yapılıyor basamak. Tamam ya, taşlarımızı daha böyle dekoratif şeyler için kullanalım. Gerçi taşın neyi dekoratif olabilir ama. Odunumuz sonuçta bol olduğu için odunu ekmek elden su gölden şeklinde harcayabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Bilmem kaç taneden bilmem kaç tane elde ettik. Buna pek dikkat etmedim ama. Bir de tabelamız var. Hop. Şimdi. Şuraya bir tane chest yapıp şu diğer chest'i alacağım. Diğer chest. Chest. Heh, buraya saklanmış. Beni korkuttu. Ve şurada tekrar zombilerimiz var. Evet. Bir tane chest yeterli olur herhalde abi. Yapıştır şöyle arkaya diye tabi beni. Gel bakalım. Taş, medium stone. Ne var ne yok koyalım ya. Şunlara ihtiyacım olacak. Bir zombi beynine ihtiyacım olacağını fazla sanmıyorum ama. Ne var ne yok şunların hepsini alalım. Hop. Şuradan şu şekilde hepsini de geri tıkıştıralım. Evet, iki tane minyum shard'ım var. Shard of minyum daha doğrusu. Ha, üç tane dörtüm var. Dört işe yarayacaktır. Dörtlerde kalsın. Üç tane dördüm var. Nasıl bir artık konuşma biçimi ise üç tane dördüm var. Neyse. Şu meşe odunlarını da hemen normal oduna çevirelim. Bunları da şu şekilde elde edebildiğimiz kadar basamağa çevirelim. Şu şekilde. Sanırsam yeterince basamağımız oluştu. Biraz dayanıma taş alayım diyorum ben. 9 tane taş yeterli olacaktı ki herhangi bir eşya yapmak için. Ah, şuranın da etrafını düzelteyim diyorum ben. Mouse'um gel buraya. Ay, mouse. Heh. Ha, F1 bu arada bunu kapatıyordu, onu fark etmiş olduk şu an. Evet, şuraya şöyle hemen bir out layer, yani dış katman tarzı. Sadece güvenlik açısından şöyle hoş bir yer yapıyoruz. Evet, orada tahtadan kısmışım. Tasarruf o tasarruf. Ay. Evet. Bence gayet güzel oldu. Hatta cuma. İşi bayağı geliştiriyoruz abi. Sinir oldum ben onu. Aşağı düşsün ya. Sinir oldum sadece. İçeriden zaten abidik gubidik sesler geliyor. Ne biçim bir yer burası ya. Biraz fazla dar gibi oldu yol ama. Yapacak bir şey yok. Deve. Abi niye abidik gubidik ses yapıyorsunuz yaratıklar ya? Allah Allah. Sessiz duramıyorsunuz mu 2 dakika? Sen ne yapıyorsun burada mesela? Sen niye burada spamlanıyorsun arkadaşım?
Ya bak şimdi senin yüzünden buraya garip bir şey koymak zorunda kalacağım. Al. Heh, iki tane koydum işte. İçeri gir. Geri zekalı. Abi siz amma spamlamışsınız yine ya. Oh. Böyle arkadaşını size doğru kışkırtırım. Beni çıldırtmayın. Headshot. Evet. Oo. Hem bayağı bir güzel XP elde ettik. Ayrıca peki şundan koysam böyle hem içeride ne olup ne bitiyor görürüz falan. Yok bence fazla fanteziye kaçmasam mı? Şimdi daha çok fanteziye kaçmış oldum. Şimdi fantezinin içine etmişim oldum. Tamam. Bir tane de şöyle koyalım. Şuralarda koy. Yani bu yol cidden böyle bir dar oldu. İç karartıcı oldu. Ben pek memnun değilim şu anki yoldan. Evet. Evim yaratıkların basmadığından emin olmak istedim. Ayrıca sanırsam şunları kırabilir miyim? Hayır. Evet sanırsam odun su doğum tükenmiş mi? Evet. O yüzden meşe fidanı 5 tane mi? Ha, 53 tane burada var. Kemik almıştım, 7 tane almışım. Hemen bu kemikleri de çevirelim. Bu arada şu taş kılıcı ihtiyacım yok. Onu aşağı atabilirim. Git. Allah Allah. Yapıştın sanki benle, göbek bağım bir kesildi. Evet, çürük eti de pişirelim. Ladder'ımız olsun. Al, bunu pişir herhalde ya. De çok o. 16 tane yeter, tamam. Başka ne yapacaktık? Hop. Evet işte şunu düzgün yapın arkadaşım. Bak şu ağaç mesela düzgün. Bundan parça artmamalı, evet. Biraz daha. Bir iki tane daha yapsam yeterli olacaktır sanırsam. Timber modu koymaları gerçekten güzel olmuş. Ha bu arada bir fikrim var. Bu partı izlediğinizde yükledim mi, koydum mu veya oynadım mı bilmiyorum ama sanırsam Ticket Launch, Teknik Launcher'dan oynanan RPG tarzı bir tane Minecraft sürümü modu varmış. Arkadaşım anlatmıştı. Bir bakayım, beğenirsem oynayabilirim. Güzel de bir seri olabileceğini düşünüyorum. Tamamdır, bu kadar yeterli. Hop. Yine bayağı fidan yaptık. 35 tane odun bayağı bir tahta demek. Ayrıca bir tane de balta yapalım. Şöyle yedek olarak dursun sadece, ne olur ne olmaz diye. Şunları da şöyle koymakta fayda var. Ben şöyle koymayı tercih ediyorum. Bir şeyin yedeği onun üstünde şeklinde. Neyse. Haydi bakalım koyalım yolumuza. Haydi bire pihlivan. Hop. Bu arada odun sayısını bu şekilde dediğim gibi iki katına çıkardık ve bu bizim için bir artı oldu. Yani boşuna gereksiz masraftan kaçınmış olacağız. Biraz geç aklıma gelmiş olabilir ama olsun. Sonuçta geldi diyelim. Evet. Bu arada Skydance serisini ve yanında birkaç videoyu Hunger Games Part 1 olmakla birlikte uploadlarken bir problem olmuş. Gece normalde upload'a bırakıyorum. Upload'a bırakırken zamanlı upload'u seçiyorum. Ama ben zamanlı upload yerine herkese açığı seçmişim. 8 tane 9 tane video aynı anda yüklüyordum. Bunların hepsi günde 2 video şeklinde gelecekti ki herkese açık olarak uploadlamam sayesinde uploadlanan her video tek tek size açık bir şekilde göründü. Ki bu da bir bayağı
problem oluşturdu. Yarı yola geldik sayılır. Normalde hepsi takvimli şekilde sıralı olarak konması gerekirken mesela Skyden'in 3 partı birden kondu. Hatta 3. partı önce, sonra 2. partı, sonra 1. partı kondu zamanlama olarak. Yaklaşık birer ikişer saat arayla. Bu da ben uyuyorken olduğu için ben uyanınca arkadaşlarımdan gelen mesajlara fark ettim bunu. Tamamen bir faildi. Sonra Skyden Part 1'i sadece açık bırakıp Part 2 ve Part 3'ü kapattım ve büyük ihtimal siz bunu şu an izliyor olduğunuz an, ki büyük ihtimal değil öyle olacak. 4. part olduğu için bu, veya şu an 5'te olmuş olabilir. Diğerlerini gün aşırı açacağım, uploadlarını. Ayrıca koyduğum zaman bir de videoların isimleri de abuk subuk olmuş. Skyden 01 diye mesela direkt video file'ının dosyasının adını arkadaş uygun görmüş, ben bir isim düzenlemeden. Evet, o da bayağı bir problem oldu. Geldik.